Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nazar boncuklu havlumuzun ikinci aşaması olan şu yan kısımlarını göstereceğim. Hemen şuradan bitmiş olanını göstereyim. Şu orta kısmını size birinci aşamasında gösterdim. Kanalda videosu var. Bakabilirsiniz. Nazar boncuğu havlu dantel yapımında birinci aşama olarak geçiyor. Burada ilk olarak sarı kısım, halka kısmını yaptıktan sonra beyaz kısmını da yapıp en son olarak şu yan kısımlarını nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Mavi kısımları kaldı. Şimdi bitmiş halinde şöyle göstereyim arkadaşlar. 20 adet dolumunu yaptıktan sonra trabzanımızı daha sonra bunun üstüne bir tek bir çift olmak üzere her bir trabzanın üzerini dolduktan sonra şu ara boşlukta yine 4 tane trabzan yapıp başlayıp 4 trabzanla bitirip halkasını orta kısma yaptık. Belki şu orta kısmını yapacağız şimdi. Bunun için de hemen alıyorum ipimi. İlk olarak bir adet zincirimi çekiyorum. Hemen ipimin üzerine alıyorum. Şu ortada yaptığım boşluk kısmından hemen tığımı geçirip buradan 4 trabzan yapıp başlıyorum içine. 1 2 3 4 Şöyle 4 tane trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Hemen beyazın ilk baştaki trabzanı olan kısma tığımı geçirdim, kapattım, bir trabzan yaptım. Şimdi onun yanındaki olan trabzanı iki tane yapacağım. Aynı yanındaki trabzanın baş kısmına tığımı geçirdim, bir. Aynı yere bir tane daha yapıyorum, iki tane. Hemen göstereceğim, ikili trabzanımı yapmış oldum. Tekrar onun yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Onun hemen yanındaki trabzan başında iki tane şimdi doluyorum. Bir tek bir çift dolarak yapıyoruz. Bunu aynı şekilde beyazda da yaptığımız gibi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tek bir çift dolumunu yapıp şuraya gelene kadar bu başladığımız yerin bitimine gelene kadar buraya da geldikten sonra tekrar aynı şekilde 4 tane trabzanı yapıp 8 zincir yapıp şu ortadaki halka gibi bir halkamızı yapıyoruz. Hemen şuradan göstereyim. Şu kısımda görebilirsiniz. Şu hemen bizim bir tek bir çift yaptığımız bölüm. Şu ilk mavi sıramız bitimine geldi. Şurada 4 tane trabzan yapıp kapatmadan önce şuraya 8 zincir çektim. Geldim. Buradaki trabzan başına girip kapattım. Tekrar aynı yerden dönüp bu sefer ikinci mavi trabzanın kısmında herhangi bir şekilde tek çift yapmıyorum. İkinci trabzan mavi kısımda ise her bir trabzanın üstüne birer kere dolarak şöyle daha ya da yakından göstereyim. Örneğine bakın arkadaşlar. Tek tek hepsinin başında doldum. Artmadım. Sonraki sırada dolum kısmına gelip en sonda şuraya da boşluk kısmıma 8 tane trabzanımı yapıp kapattıktan sonra yan kısımlarını da şöyle istediğiniz şekilde fırfır verebiliyorsunuz. Fırfır kısmını arkadaşlar size daha önceki videolarda çok gösterdim ama bu yan kısımlarını isterseniz de yapmayanlar da var. Hani şu yan fırfırını sadece şöyle yanlarını katlayayım göstereyim. Şu şekilde bırakan da var. Bu şekil daha güzel bana göre görünüyor. Ben de bilseydim yapmazdım diye düşünüyorum. Şöyle kapatayım. Böyle daha güzel bir duruyor. Ama bu diğerini yaptığım için takım olacağı için o yüzden yan fırfırlarını da yaptım. Fırfırlarını yaparken de şöyle iki tane trabzanı boş bırakıp üçüncüye girip trabzanla fırfır yapabiliyorsunuz. Daha önce videolarda dediğim gibi çok gösterdim. O yüzden daha bunu fırfır yapımını göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu bizim nazar boncuk kısmımız arkadaşlar. Daha sonra geliyoruz. Halka kısmını nasıl işliyorum onu da göstereyim. Şu büyük halka kısımları burası bittikten sonra şuradan halkalarını da alacağım. Plastik halkamızı alıyorum. Geçiriyorum. Şuradan daha önce temiz olanları alıyorum. Şöyle çok yanları falan plastikleri bozulmuş olanları temizledikten sonra kullanıyorum. Makası alayım. Hemen onu da size göstereyim. Şuradan yan kısımlarda bazen çıkan yerler var. Onları böyle makasla güzelce temizliyoruz. Halka alırken arkadaşlar buna dikkat edin. Aslında paketin içinde ama
Bazen şu plastikler işleme yaparken zorluk çıkartıyor. Mesela şunda zor yapılıyor. Yanlarında bir sürü şey var. Bunda daha rahat işlemenizi yapabiliyorsunuz. İlk olarak şu maviden gösterecektim ama mavi dolu beyazdan hemen göstereyim size. Halkamı aldım. İlk sıramız maviden oluyor arkadaşlar. İpinizi ona göre alın, yapın. Ben de mavi ipim donmadı, işlemesini yaptığım için şöyle bir tane zincirimi çektim. Halkamı aldım. İçerisine girdim. Ve şöyle de hemen 1, 2, 3. Başladığım kısmı arkadaşlar genellikle 3 ile başlıyorum. Şurayı bir tekrar yapayım. Şuradan hemen 1 çektim. İpimi aldım. Halkamın içerisine geçirdim. Tığımı 1 çektim. 2 çektim. Kapattım. Büyük halkalarımı 2 kere sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde hemen size tam yakından da göstereyim. İpimi aldım tığın üstüne, halkamın içerisine girdim. 2 kere çektim. İpimi aldım, halkanın içerisine girdim. İkisini bir çektim, ikisini bir. Şöyle rahatlıkla 2 tane yaparsanız da daha rahat oluyor. Ta ki bundan arkadaşlar 20 adet yapıyoruz. Şuradakinden hemen göstereyim. Bundan 20 adet yapıp şu kısmı bitiriyoruz. 20 adet de beyaz kısmını yapıp bitirdikten sonra hemen şöyle göstereyim. Şuradan mavi olan kısmımızı 20 kere dolduk. Bitti. Bu sefer bittikten sonra tekrar şu mavinin bitim kısmından başlayıp bu sefer beyazları yan yan gidiyoruz. Böylece 20'de beyaz kısmını yaptıktan sonra 40 kere, yani her bir halkaya doluyoruz. Dolumundan sonra alt kısmında aynı şekilde dolumumuzu yapıp şu alt kısımda ise arkadaşlar birleştirirken 10 tane trabzanımı yapıp diğer havlumdaki halka ile birleştirip tekrar 10 tane yapıp yandakine geçiyorum. Böyle yapa yapa devam ediyorum. Halkalı videolar size çok çektim arkadaşlar. İsterseniz size diğer videolarıma bakabilirsiniz. O yüzden bu videoda çok böyle ince ayrıntısına girmeyeceğim. İsterseniz de oradan halkalı dantel havlu kenarlarıma bakabilirsiniz. Oradan size halkalı işlemeleri nasıl yaptığım, yan kısımları nasıl geçirdiğimi oradan görebilirsiniz. Böyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Üçüncü aşama videosunu da ayrı çekelim. Şu 2 tane en son kısma yaptığım halka kısmını nasıl nazar boncuğa birleştirip ve kurdali kısmını nasıl yaptığımı onu da üçüncü aşamalı videoda gösteririm arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.